Nisa suresinin 11. ayetinde kadın tek ise terekenin yarısı onundur diyor. Buna göre miras babadan veya anneden kalsa da mirasın yarısı benim mi oluyor? Bu Soruyla bir evvelki soru herhalde aynı kişiden gelmiş. Bu e, farklı gözüküyor mu hocam. Çünkü o aynı olabilir. E, şimdi tek olursa e, normalde e, Kur'an-ı Kerim'deki ifadede hmm. tek derken e, kendisiyle beraber başka kardeş yok ise o zaman terikenin yarısını hmm. alacaktır. Ama tek kız ise anlamında değil. Evet. Yani benim işte abim var, e, erkek kardeşim var, ben de tek kızım. O zaman terikenin yarısını alır mıyım? Yok, o normalde. Verizdekirimiz misli haldül ünseyin. Yani her ikisi asbe olur. E, erkek iki kalanın e, iki payı, erkek bir pay kız olmak suretiyle kalan bunlara taksim edilir. Ama tek kız ise kişi tek kız yani başka hmm. çocuk da yok evet, ise yok. o takdirde babasından kalan malın yarısını alır. Geriye kalan da işte ya, tabii öncesinde o ölen kimsenin eğer annesi varsa payını ayrı alacaktır. Babası varsa payını ayrı alacaktır. Hanımı varsa onlar payını alacaktır. Hmm. Bu takdirde tek bir kız ise ama iki, birden fazla kız ise bu sefer üçte ikide ortak olurlar. Hmm. Ama tekli bazıları yanlış anlaşıyor. Yani tek kız olarak değerlendiriyor. Evet. Tek kız derken tek evlat olarak da kız. Evet. Başka evlat da olmayacak. Ama başka bir evlat varsa, erkek kardeş varsa o zaman zaten aseb olacaktır, durum farklı olacak. <laughs>